neler aktaracak? Merhaba Yusuf Bey. Teşekkürler. Öncelikle konuk olduğunuz için bizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Çok güzel çizgiler var. Bilindik bir markanın aslında bayiliğini de yapıyorsunuz evet. Sizler de. Çok da güzel çizgilerini biliyoruz zaten ama ben sizden dinletmek istiyorum. Her firmanın bir öyküsü var. Bayiliğinizi alma zamanından başlayarak hem kendinizi hem de ülkemi bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Buyurun. Biz 2 aylık bir firmayız. Daha yeni açıldık. Yani pandemi sürecinde insanlar genelde ihtiyaçlarını giderebilmek için Gölcük'te İzmit'i tercih ediyordu. Burada maalesef böyle bir firma ve yoktu. Bu ürünleri alabilecekleri imkanı yoktu. Açıklığı gördünüz. Evet. Açtınız. Hem pandemi süreci hem insanların artık seyahat yapmadaki zorlukları yani bu bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyacı da giderdiğimizi düşünüyoruz. Yani 2 aylık izlenimlerimiz de gayet olumlu. Gölcük İnsanı da çok mutlu bu firmanın Harika. Buraya geldiği için. Peki birazcık neler olduğundan da bahsedelim mi? Çünkü çok fazla ürün görmek mümkün burada. Evet. Markayı diyoruz. Şu anda izleyicilerimiz zaten görebilirler evet. Markanızı da. Ben birazcık sizden anlatmak istiyorum. Hizmetleri birazcık açmak adına neler yani bulmak mağazamız mümkün? 3 katlı. İlk katımız 3 cc bölümü. Hem küçük ev aletlerinden çatal bıçak takımlarının her şeyimiz mevcut. İkinci katımız home bölümü. Ev tekstili, bebek tekstili ve tüm ürünlerimiz mevcut. En üst katımızda da evlenecek çiftlerimiz için çeyiz paketlerimizin olduğu bir bölüm. Harika. Herkese hitap evet. ediyorsunuz. Yani ev tekstili ve züccacı adına gelen müşterilerimiz her şeyini bulabileceği bir mağazamız var. Yani evlerinin ihtiyacını aslında evet. çoğunu giderebilecekleri tek yerde evet. diyebiliriz. Evet. Hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz evet. kendi içerisinde ama sizin bu sektörünüze dönecek olursak hataya mal olmayan da bir sektör. Herkes ömürlük ürünler için geliyor evet. buralara da. Bu nedenle ülke olarak hizmet verirken öncelikleriniz nelerdir Yusuf Bey? Önceliklerimiz müşterimizin buradan mutlu ayrılması. Çünkü bizden alacağı ürünü onu uzun süre kullanacağını ve her kullandığı bizi hatırlayacağını biliyoruz. O yüzden biz her aldığımız üründe müşterimizin arkasındayız. Yani para kaygısı olmadan evet. müşteri memnuniyeti evet. önemli. Yani bizim için birinci öncelik buradan müşterinin mutlu ayrılması. Peki birçok marka var. Birçok da tabii ki insanların da evet. güzel ürünleri sunabilecekleri yerler de var ama herkes kendi kalitesinden bahsediyor, hizmetinden. Neden markanızı almak durumundalar? Niye size gelsinler efendim? Yani çünkü şu an biz önce bir markayız. Yani hem çeyiz konusunda hem züccaciye konusunda hem de ev tekstili konusunda. Şu an birçok alanda da zaten firmamız büyümeye devam ediyor. Çok çeşitli ürünler evet. olmasıyla halı biliniyor. Halı sektörüne de girdik. Şu an ütü sektörüne de giriyoruz. Ve firmamız her geçen gün çoğalıyor. Ürün çeşitliliğimiz de artıyor. Ve insanlar geldiği zaman buraya her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Tek bir A'dan yerden Z'ye. Her şeyi evet. alabiliyorlar değil her mi? Her şeyini alabilecek durumda. Kaçtan kaça hizmet veriyorsunuz? Haftanın 7 günü açığız. Sabah 9'da kapılarımızı açıyoruz. Akşam saat 8'e kadar müşterilerimizi ağırlıyoruz. Farklı hizmetleriniz var mı? Buradan evet. ürün alındığında? Evet, alındığı zaman eve teslimatımız var. Müşterilerimizin ürünlerini eve teslimatını yapıyoruz. Sizler gibi markalarda ve mayilerde ödeme kolaylıklarıyla ilgili birçok ürün evet. bulunmakta olan da şeyleriniz var, açıklamayıcı işlemleriniz var. Nelerdir bunlar? Ya burada bazı müşterilerimiz çarşı mağazası olduğumuz için kredi kartı kullanmak istemiyorlar. Bu müşterilerimiz için kendi program üzerinden elden taksit imkanı açabiliyoruz. Yani ödeme kolaylıklarında her türlü yardımcı oluyoruz. Zaten biz ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz evet, zaten olsun, biz Gölcük halkı için açtık burayı. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Harikasın. Hangi gibi, bölgelere kadar? Başiskele, evet, İzmit, Karamürsel. Kendi bölgelerinizde hizmette evet. sınırı yok diyebiliriz evet, öyle evet. değil mi? Peki yeni açılmışsınız ama tabii ki bu öncülük yaptığınızı ileri gösterir ve araştıran, gözlemleyen hem birey hem firma olmuşsunuz. Bundan sonraki etapta farklı şubeler açılmak isteniyorum efendim tarafınızdan. Yani olacak mı? Şu an bir düşüncemiz var. Altyapılar var. Evet. Daha çok yere İzmir, ulaşmak için. İzmir olarak. Başka bölgelerde de düşünüyoruz. Yine bu firmayla birkaç yerde daha düşünüyoruz. Şu an öyle bir düşüncemiz var. Hizmette sınır istemiyorum evet. diyorsunuz yani. Kaçtan kaça demiştik, kaç kişi çalışıyorsunuz? Başarı tesadüf değil ama. 8 kişi çalışıyoruz. Bir tane de sevkiyatçımız var. Hem depo sorumlumuz hem ürünlerin teslimatı müşterilerimize ulaştırmak için. Ne kadar süre teslim edebiliyorsunuz? Ya müşterimiz ne zaman isterse. Bizim için o problem değil. Dediğimiz ne olursa. Evet. Evet Yusuf Bey, son sözlerinizi almak istiyorum ben. Sizleri destekleyen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp bu güzel ürünlerden almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Yani bizi tercih etmeyen tüm müşterilerimize biz teşekkür ediyoruz. Burada herkese A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılamak için herkesi mağazamıza bekliyoruz. Açık, danışmanlık da vermeye hazırsınız. Her evet. türlü teslimat da yapılıyor zaten evet. diye ekleyelim. Burayı gören bilen olarak da her türlü ihtiyaçlarını
kitaplarını son derece güzel zevklerle hazırlanmış desenleri de görebilirler diye biz de ekleyelim. Gören bilen şahit olarak da çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri, keyifli sohbetinizi, bölgenize ve Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, güvenilir farklı hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Ülke Home'un ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, Gölcük'ten Karaca Home, Ülke Home'dan da aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve şehre kadar. Hoşçakalın.